Hocam bizim bir sarlağımız var da saklığa koymuştuk bunu. Daha önce bir anlaşma sağlamıştık. Bir 60 bin lira karşı kaporaya karşılık. 6 ay önce. Evet. Ondan sonra bu adamlar tarafından olmadı, almadılar. Ondan sonra biz başka biriyle anlaştık. Tarla için. Yani onları aradık. Dedik ki işte böyle böyle biz tarlayı satıyoruz. Ona da satabildiğinizde satın dedi. Bu kapora, aldığımız kapora dinimizce haram mıdır? Yoksa Onu kullanabilir soruyorum. misiniz? Soralım Mahmut Bey. Bakalım hocam ne diyecek? Ben de merak ettim doğrusu. Rabbimiz hayırlı ticaretler nasip eylesin. Dua edin bizim için de efendim. Adana'ya da selam olsun bu vesileyle. Evet hocam, ilk soru bir ticaret kapora sorusu. Ne Evet. dersiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah. Şimdi kapora artık örf haline geldi. Taarruf haline yaygın bir şekilde bir alışveriş yapıldığı zaman alışveriş kesinleşirse bu kapora bir ön ödeme şeklinde kabul ediliyor. Yani normal fiyattan düşülüyor. Eğer karşılıklı olarak taraflardan ki hangisi işte alıcı özellikle müşteri cayarsa bu verdiği kapora yanıyor şekliyle. Yani anlamı daha çok ifade ettiği mana bu. Bu konu İslam fakihleri tarafından tartışmalı bir konu. Özellikle Hanefiler, Hanefi alimler, Şafiiler ve Malikiler büyük oranda kaporanın caiz olmadığı kanaatindedir. Detaylarını söylemeyeceğim. Akit kuralları içerisinde bazıları buna fasit, bazıları da batıl derler. Hanbeli fakihleri bunun caiz olduğunu söylemişlerdir. Özellikle günümüzden bazı çağdaş fıkıh meclisleri, işte Mecmu'l Fıkhul İslami gibi, onlar bu konuda daha geniş mütalalar vererek, yani genel İslam'ın genel ilkeleri içerisinde farklı akit şekilleri yapılabilir. Yani haramı helal, helale haram kılmayacak şekilde. Dolayısıyla bu da bir sözleşmedir. Bugünün şartları, örf bu noktada bunu tecviz etmemizi gerektiriyor diyerek caiz demişlerdir. Ama en azından tartışmalı bir konudur. Dolayısıyla yani işte Hanefi fakihler böyle demişler. Biz de daha çok Hanefi mezhebi içtihatlarıyla amel ediyoruz. Eğer çok sıkıntılı bir durum yoksa kardeşlerimiz bu kaporayı geri vermeliler. Ama söylediğim gibi bu caizdir diyenlerin görüşleri de var. Onunla da amel edilebilir. Eyvallah. Ama zaten bir başkasına satılmış, değil mi Evet, hocam? evet. Parayı iade ederlerse Yani belki genel bir daha iyi kural olur. vardır. Haram bellidir, helal bellidir. Yani mümkün mertebe tartışmalı, şüpheli şeylerden de uzak durmakta yarar var. Doğru. Teşekkür ederiz değerli hocam.